Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vela. Ötken sefer Cüneyd'in geplerini okup tüketirdik. O şunu bitti kaytarıp koyalımız Cüneyd'in geplerini. İmam-ı Cüneyd etken ekeller bunu kabz, bast, babıda, ahırda keltirden. Aytediler ki Al-Kavfu yakbiduni. Havf beni kabızga aladı. Kabız ne düşündüken? Havf, Allah'dan korkuş. Korkuşunu hem havfını hem etkemiz türlü derecelerde buladı. Burak günahtan korkadı, burak murakabenin kesilip kalışından korkadı, burak kurbatını üzülüp kalışından korkadı ve hakeza. Havf yakbiduni. Bende bir amel kalıp ameli kalbine netice vermesi korkuştu başlaydı. Çünkü amel kalbke tasir vermese kabuliyet topmayken bulan. O şey mesela kabız veret kişiye. Ve köp kabızın, havfının sebepleri köp. O şey havf menge kabız veredi. Orraca uya besutuni ümid menge bast veredi, bast. Yani kümül kimliği, keyfiyetini yakışılığı. Vel hakikatu tecma'uni. Hakikat degende bazılar kişinin ruhuda, kalbinde hasıl bulgen aynı vakiyeliğine hakikat deyişken, lakin köpçülük hakikat degende Allah-u Alem buyurduğu hakikat zikirini galip buluşluğu. Bende de kalbinde zikirini galip buluşluğu. Galip buluşluğu ne degende başka narseler deyip koyar. Al-galabatu degen ve galabatu zikri degen buladı. Tecma'uni minge cemni beredi. Cemni mi? Allah subhanahu ve ta'ala'nın has kılıçlik. Wal-haqqu yufarriquni. Al-haqqu yani Allah'u. Allah'u yufarriquni. Yufarriquni tefriqa beredi. Tefriqa ne mi? Bende Allah'dan başkalarının has kılıçını başlayışı tefriqa deyiledi. Yani kişi zikir kılıp barıp Allah'dan başka narsanı unutup koyardı. Hatta zikirin özünü yap. Özünü hem o şahs özünün şahsını hem İslam'ı koyardı. Etraftakiler işte kaçırdı. O şeyin cem haleti deyilirdi. İlgeriye mertkemiz Navai'nin beyti deyilir. Kim bu resvayı da cem evvelgilerge okşaması yani o şey cem haleti şu. Öyle evvelgilerge okşaması diyen koşu bana. O yüzden de Navai etken gel şu. Başını meydan. Her kişiyi kim bir kişi ulu yetke işke yetip dur canını sar. Şiddet ipes tu belent kelgen de hem bul meyde ar. İfelek hiç kim ne kılma bi semer yollar da xar. Cevredin erdiği elemler indi tutmuş özge yar. Şuna kamerden. Ulas şunda kim bu resvayı da cem evvel gelerge okşaması dediği cem o şey zikirde kişi Allah'dan başkanı unutup koygen halet. O indi insan o şu halette devam et almaydı. Elbette başkalarına hem kıskırışı otad. Mesela ahtirede aile azaları bile buladı, oynaydı, küledi, okuydu bir nersi getiredi buraya. Ve başka akıvan deyip koyardı, yani varlığındaki mahlukatlar bile bağlanırdı insan. Şu ortada özünü hem hız kılırdı. Bana şu hız kılgen haleti, başkalarını hem idrak kılıp hız kılıp türgen haletki uçuşunu tefrika deyişir. Alın gitsin cem, bu tefrika. Bu şimdi köpçülüğün istilahı. Başkaça tabir belgelerin var özü. Kitapta gelişkedik. Bu yerdeki gap o şey. Bu kişinin etekeni şu istilah. Yani Allah ve Allah'ın zikri bilen bugün peyetinde tecma'uni. Zikir beni Allah bilen belkilerde başkalarına kıskımaya koyayım ben. Ki Allah Ta'ala beni başkalarına hem kıskırışı kaytarırdı. Mesela şeriyet buyuruydu. Tırışçılı kıyın, başa kıyın, okuyun, okuyun. Elbette onda hem zikir bilen aşına buluş var. Ama lakin gark bu muydu? Başkalarına hem, hatta uzunluğuna hem ve başkalarına hem kıskılı alış haletini tefrika dedi. Hak beni tefrikaya aladı. Şimdi o şey tefrikaya
o'tkazgan paytida kishi qabzni, bastni o'zidagi holatlarini his qilishni boshlaydi keyin. O'shuning uchun davomida aytayaptiki, idza qabadani tafriqaga o'tganda bo'ladi bu. Tafriqaga o'tganda endi men o'zimni his qilishni boshlayman. O'zimni his qilishni boshlaganimda ana qabz holatiga olsam meni xavf bilan afnani anni. Haligi qabz holati kuchli bo'lganda o'zimni unutib qo'yaman keyin. O'zimni unutaman degan o'zimni xohishlarimni mutlaqo haligi rag'bat qolmaydi. Masalan, siz bir narsadan qattiq yuragingiz siqilsa, hech narsaga rag'batingiz qolmaydi. To'g'rimi? O'zi oddiy narsada siqilganda ham. Masalan, ko'nglingizga bir narsa sig'mayapti deysiz, biroq kelib gapirsa ham sig'maydi. Boshqa o'zingizni haligi rosa oshib turgisi kelgan bo'lsa, ishtaha ham o'ladi. Hamma narsa rag'bat hech narsaga rag'bat qolmaydi. O'sha holatga tushib qolaman. Afnani ya'ni u yuragi siqilib qolish ma'nosi emas bu yerda. Nafsimni istayotgan, ilgari istab turgan nimalardir rohatlar bo'lsa, hammasi mendan ketadi. Afnani ya'ni hech narsa istamay qolaman. Va idza basatani bir raja raddani alayya. Qachonki menga o'sha bast holatini qaytarsa, bast holatini qaytarsa, unda ehsosim o'zimga qaytadi. Yana o'zimni his qilishni boshlayman. Yana o'sha istagan narsalarimni istashni boshlayman va hokazo. Va idza jama'ani bil haqiqati ahdarani. Qachonki haligi birinchi jam holat bor edi-yu, jam holatiga tushganimda haqiqat bilan zikr g'alaba qildim. Jam holatiga tushgan paytimda meni hozir qiladi, o'zini huzuriga hozir qiladi go'yo. Va idza farraqani qachonki meni tafriqa farq holatiga, jamdan farq holatiga olib o'tsa, bil haqqi degani, ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zi bevosita degani, yoki Allohning yordami bilan, yoki Allohning tavjihi bilan men farq holatiga o'tsam, ashhadani g'ayri. O'zimdan boshqalarni ham idrok qilishni boshlayman. Faqattoni anhu. O'sha boshqalarni idrok qilgan paytimda keyin o'zidan meni to'sib qo'ygan bo'ladi. Jam holatidan chiqqanim uchun Allohning o'zini mushohadasidan to'silgan bo'laman paytda. Olazin yopqach ko'zimdan sochilur har lahza yosh, bo'ylakim paydo bo'lur yulduz nohon bo'lg'ach quyosh degan mashhur holat. Ya'ni olazin yopqach ko'zimdan sochilur har lahza yosh. Olazin yopqach mushohada holati mendan ketgandan keyin sochilur har lahza yosh, men yig'lashga tushaman. Haligi oldingi jam holatidagi o'zimni ichki holatimni yo'qotib qo'yganimda. Faqat Alloh bilan band bo'lib turganida banda hamma narsani unutib. Umuman boshqa rohatda boshqa bir holatda bo'ladi. U o'sha holatdan qaytganda masalan sizga jannatni ko'rsatib qo'ysa ko'zingizga. Bir rohat olib turgan bo'lsangiz, yoki yaxshi tush ko'rayotgan bo'lsangiz, hali tushingizdan uyg'onib kelsangiz, uyg'onib ketganingizga ta'assuf paydo bo'ladimi? Yo'q, yana ozgina davom etsa bo'lardi deb. Chunki ruhingiz o'sha jannatlarda kezib yurgan bo'lasiz, yoki masalan onangizni sog'ingansiz, o'tib ketgan otangizni sog'ingansiz. Endi bag'ringizga bosib turdingiz, uyg'onib ketdingiz. Shu otamni endi bag'riga bosib, bag'rimga bosganimda uyg'onib ketdim. O'sha bag'rimga bosganimdagi rohat ozgina davom etmadi deb turib, siz achinib qolasiz. Jam holatida ham kishi ruhi Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lib, ana shunaqa hamma narsani unutib qo'ygan bo'ladi. Va u ayrilgisi kelmaydi. Qachonki Alloh taolo uni farqqa o'tkazgan paytida, ya'ni zikrdan to'xtab, o'sha mushohada davom etib, u mushohadani Alloh taolo bog'lagandan keyin o'zi xohlagan paytda uzatdi uni. O'sha mushohada holati, ya'ni Alloh taolo bilan yolg'iz qolish, o'sha uns holati uzilib qolganda, zikr g'alabasi so'nib, zikr holatidan chiqqanda kishi ana endi farq holatiga o'tadi. O'sha farq holatiga o'tganimda go'yanki u yuzini yopganday bo'ldi. Og'lazini yopqach, ko'zimdan sochilur har lahza yosh deb shunday dedi. Bo'ylakim paydo bo'lur yulduz, nihon bo'lg'a. Xuddiki quyosh botgandan keyin yulduzlar ko'ringandaqa ko'zimdan shashqator yosh oqadi dedi. U endi o'sha yulduzga o'xshatishidan qon yig'layman, ya'ni qattiq yig'layman degan ma'no. O'sha faroqqa bu kishi ham aytganlari shu. Qachonki ashhad, qachonki farraqani bil haqq, ya'ni og'razini yopqoch ko'zimdan degan
فغطاني عنهم أرزني يقش كوزندن ديجنش كوزندن أزني يبك يبعد ديات فغطاني عنهم فهو في ذلك بنا شو حالة الله تعالى من قلبم جه مشاهدة حالتين بيرشة جم حالتي جت شورشة فرق حالتي جت كزشة فرق حالتي جت كز جند قبض بلن بس بلن منو او حالتن بو حالت که یه نه جت کزشة هم مثل أزنين إيش دور فهو في ذلك كله من شغالتنا حمسدا الله تعالى أوزجنا محركي غير ممسكي يعني مسكني مدين نصصيان بار يعني الله تعالى منه ondan bu yakut kezi bir halette üçte türmeyken ondan bundan bu halette o halette bu halette utkezeyken Allah'ın özüdür dediler. Bu İmam-ı Cüneyd'in özlerini keçinmelerinin hikayesi. Devam ederler ki ve muhşi gayru munisi yani vahşetke yani yalgızlık hissige düşürede üns teskin bilmi koyadı camdan farkı ötküzgen payette özden ayırgen payette şuna kuhalakta düşememi kani indi dediler ve bi huduri azuku ta'ma vücudi oşa özümge kayıtken payetimde özümü barlığımı oşunda sezemem فَلَيْتَهُ أَفْنَانِ عَنِّي قَنِ اِنْدِ O şu beni bir yolu fani kıpteşeseyiv bir yolu şu bir yolu beni üzülteşeseyiv قَنِ اِنْدِ bu alemde فَمَتَّعَنِي şimdi kılmeni huzur birseyiv اَوْ غَيَّبَنِي عَنِّي فَرَوَّحَنِي bir yolu uzundan gayip kılıp uzundan masuva kılseyiv beni menge rahat birse yani bu halatten bu halatki uçuşumda menge izdirab buladı. Hala cem halatki, hala fark halatki uçuşum. Kani indi o şu cem halatki uçuşsayı, farkka kaytarmasayı, uzun müşahadasıya, zikirge gharg kılsayı, uçandan ayırmasayı, uça halatta men bir yolu fani kılıp, uzundan gayık bu. Kılıp kaytarmasayı, uzunge kaytmayı diyen kokuysa bir yolu. Kani indi diye. Bu halat fakat yine indi ruh alamda buladı ki, madem kişi şehadet alemi deyken, şehadet alemi elbette kaydedi. Bu şu bana dünyanın kaidesi şu, şehadet aleminin şartı şu. İmam-ı Cüneyd'in yukarıda etken haletleri bu, zikirde gark bulgen payetlerinin hikayesi. Şimdi bu etmakçı bu yapıları, bu hikayenin kilitirisinde Murat İmam-ı Cüneyd'in. Kabız bilen best haletleri cem حالتی ده کیچمیده دیمکت. جم حالتی ده قبض بلن بست که به ازگرش بومیده کشه او قبض تابلیک نخص کلش بست کینگلیک نخص کلش من اونچه آدم اوزو نخص کلیکن بولش کلی جم حالتی ده اوزو نخص کلیکن بولده شنین گوشن او آدم قبض بلن بست نه بلمه او شپیت ده یعنی فرق حالتی گه اتکنده گنه که این قبض بلن بست نه qisqaladigan bo'ladi deydilar. Istilohlar gaplamasanglar bu har safar sharhlovursak ham qiyin bo'lar ekan, lekin o'sha bir necha marta aytdik qabz bastmaligini o'sha yodlab olish kerak. Shuning uchun biz doim aytamiz, ilmni yodlash kerak. Faqat eshitib, mavzu eshitganda qizil gap bo'ldi deb ketaveradigan bo'lsangiz, ilm hosil bo'lmaydi. Bu istilohlarni yodlandi, tushunildi degan gumon bilan aytilayotgan gaplar. Şimdi bu haletli yukarıda ettik biz kişi olsun nefsi terakki etkende havf bilen raca haleti terakki edip kabız bilen bas deyip ataladı. Şimdi yine terakki etse haybe haybet ya ki haybetleniş ve üns deyip ataladı. Yani üns bu basnin terakki etken tarzı racanin yani haybet havfinin qabızga o'tib qabızdan taraqqi etgan shakli. Wa huma fawqa al-qabd wal-bast degani shu. Haybat bilan uns, bast bilan qabız bilan bastni tepasida bo'ladi. Qabız bilan bast holati qalbi hali kamolga yetmagan, endi shu sulukni boshidagi kishilarda shunday istiloh ishlasa, malakasi hosil bo'lgan kishilarda sulukning haybat va uns bo'ladi.
فكما أن القبض فوق رتبة الخوف والبسط فوق منزلة الرجاء فالهيبة أعلى من القبض والأنس أتم من البسط. قرد تنجمز وحق الهيبة الغيبة. إن هيبة نما حاصل بولا غيبة غايب لك حاصل بولا هيبة نما ulug'lash ta'zim hissi bilan haybatlanib qo'rquv hissi qo'shilganda haybat bo'ladi. Haybatlanish deganimizda ulug'lash ta'zim tuyg'usi bilan qo'rquv tuyg'usi qo'shilganda haybat bo'ladi. Bu nimadan hosil bo'ladi haybat va uns aslida? Kamol ma'rifatdan hosil bo'ladi. Kamol ma'rifat nimadan hosil bo'ladi? Riyozatdan hosil bo'ladi. Çünkü bunu çırali bulup yapıp koyuları diyor. Biz kıskılan mekanımız bahisi riyazet yolu. Akıl bilen tapılmaydı bunlar. 100 yıl kitap okuyun. 100'te kitap yatlayın. Şeriat kitaplarından. Sıhhustan yatlayın. Tafsirlerde yatlayın. Usulü fikhini yatlayın. Başka ilimler diyem. Lugatu hama vesileler diyem. Yatlayın. Mekasirler diyem. Yatlayın. Riyazat bulması hasıl bulmayı. Bu fakat riyazat bilen keledi. Riyazat ne buladı? Riyazat günahdan değiliş ve ibadet kılış bilen buladı. Daimi zikir ve murakaba bilen buladı. Bu Allah'ı da yol. Talebi ilimi yanında alıp barladığın yol. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri mesela Halid ibn-i Velid mücahid bu geldiler. Mecahat kılıyordan bu oldu deyip durup teheccüd koyuyor mu? Yok koyuyor mu? Ruzanı koyuyor mu? Koyma geldiler. Hazreti Umar r.a. Ben alım buldum, fakihim ben deyip durup hoşum ile kifayla gelmeler halkta hizmet demen deyip yok. İbadetten tohtama geldiler, zikirden tohtama geldiler. Nefis ruzudan tohtama geldiler. Nefis bilen küreşten tohtama geldiler. Doğru. Sahabe-i kiramlarda hepsi de şu riyazat boyu. Aslı İslam'ın ilgisi şu. Ubudiyet, ibadet. İbadet tananın şeriyetke tuğla taslim buluşu. Ubudiyet kalbinin, ruhinin tuğla taslim buluşu. Uşunu muhalecesini daim kılışken. İlim şu bilen hasıl bulur. Malumatlarını toplaş bilenmez. Malumatlarını toplaş ilimge vesile bulur. Biz mekasit ilim diyemiz o tefsir hadis. Onların asli vesile. Zahırda mekasit halas. Maksat ilimler vesile ilimler değildi. Mantık, lügat, usul gibi ilimlerini vesile ilim değildi. Fiqh, tefsir, hadis gibi ilimlerini maksat ilimleri değildi. Bu zahir şeriatının kaidesi boyunca, zahir boyunca şunu değil. Ama şu zahirinin maksatları hem asli maksatmez. Asli işin hakikatini organizde ulan uyan vesile. Fiqh vesile. Usul fiqhke vesile. Fiqh hem ibadetke vesile. İbadet başka nasıl? Tefsirge, lügat vesile ya ki başka ilimler, kelam ilmi, mantık ilmi, hepsi tefsirge vesile bulan. Usul ilmi, her bir uzun sahasında, uzun uğurluk yerine vesile bulan Kur'an'ı düşünüşe. Lakin Kur'an'ın düşünüşünü, mesela lügaten düşünüşünü hasıl kısırız, şu maksat mı? Bu ya maksatmez, bu ya vesile. Bu hem vasıta aslı. Bu hem vasıta ilimler. Aslı ilim, ondan ki marifet hasıl bulan o şey. Sözler mana taşıydı. Halas. Lekin hakiki marifet Allah'dan gelir. O riyazat bilen, zikir bilen, ibadet bilen, ubudiyet bilen hasıl bulan. O min yıl ilmi kısızdan, 100 yıl kitap yöntesinden hasıl bulmuyor. O şey biz maksat ilimleri diyen tefsir ve hadis ve hatta Kur'an-ı Kerim'in lafızları hem aslı maksat ilimlerimiz. Belki vasıta ilimler kısımlarına. İşinin hakikatine geldi. Üçüncü sahabe-i kiramlar 5 ayetten alışken. Demek ki 5 ayet alışken. Ula 5 ayetmez. 100 ayette bitti işten diyetleyen. İbn-i Abbas r.a. Hazreti Umar kebirler. Onlar sahabeler de hemenler. Ula Kureyşler, Arablar yazışçı olduğu bilmegenle ki yadla vurgen yaşlı giden. Üçüncü 100 bayet, 50 bayet kasidlerini bitti işten diyetle vurgen. O mesela Bekara'nın yurttaşlarına 7 yıl getti. Demek ki 7 yıl getti. Bir oturuşta yurttaydı Bekara'nın orası. Lekin ular her bir kelimenin alohida düşünüşken, onun mazmuniga yetken, mahiyetine yetken ve
tatbiqiga yetgan va o'zini o'zlashtirgan keyin kengisi yo'q. U Qur'on bilan yashagan. Shuning uchun ularning shaxsiyati tirik Qur'on bo'lgan. Qur'on shaxsiyat uchun kerak. Shuning uchun Qur'oni Karimda masalan siz o'ylaysiz, ahkom oyatlari 500 ta xolos. Halbuki 1 million ta masala var, 1 milliondan ortiq. Fiqhda qan qolgan 500 ta xolos oyat, ahkom oyat. Aqidaga doir oyatlarda sanasiz, masalan aqida ilmida, nazariy aqida ilmida ozgina oyat keltiriladi xolos. Bir bet keladi. Qur'oni Karim nimaga xizmat qiladi masalan shu 600 bet? Shaxsiyatga xizmat qiladi. Shaxsiyatni shakllantirish va Allohga bog'lash bandani ma'rifatni o'chog'i bo'lib, turli ma'rifatlar bilan ta'minlaydi. Faqat uni ma'rifatini hosil qilish uchun riyozat kerak, ta'ammul kerak, ubudiyat kerak. Agar shunday bo'lsa, Qur'oni Karimni haqiqiy mag'ziga yetib boradi odam. Lug'atda o'zi bitta yordamchi. Boshqa ilmlar ham yordamchi, lekin asli ma'rifat uni o'zi emas. Uni ortidan keladi keyin. O'sha ma'rifatni Alloh taolo har kimga qudratiga qarab, qobiliyatiga qarab har xil beradi. O'sha ma'rifat kishini Allohga yetkazadi. O'sha ma'rifatdan keyin haybat va uns holatiga yetib keladi. U ma'rifat bo'lmasa, tasavvur bilan, xayol bilan laysa kamithlihi shay, Alloh taolo sizga o'xshamaydi deb bilasiz. Hech kim o'zi o'xshatmaydi aslida. Musulmon bo'lsak, shuni o'zi haybat beradimi? Bermaydi. Ortidagi ma'rifat hosil bo'lmasa. Qul huvallohu ahad, Alloh yagonadir dedingiz. Biladi hamma uni. Lekin o'sha yagonaligini, tavhidni ma'rifati hosil bo'lmaguncha haybat hosil bo'lmaydi. O'shaning uchun haybat va uns qaydan kelib chiqadi? Ma'rifatdan, kamol ma'rifatdan. Kamol ma'rifat nimadan keladi? İlim ve amelini cemlenişine gelin. İlim okuyasız ve köpürak amel kılasız. Yani ilim aşıkken ise amel aşıp barış gerek. İlim kança köpeyse, amel şunca artıp barışsa, şundak yeni ma'rifat hasıl budur. Allah Ta'ala'nın mülkü şunaka keng ilmi şunaka geçeksiz ki, Kur'an-ı Kerim'ini her kimde uzun fahmini verildi. Sahabe-i Kerim'le hamasla kılışım gelmez. Hamalara har xil ma'no olganlar, har xil ozuqa olganlar. Va hamalari o'z iste'dodlariga yarasha kamolga yetganlar. Qur'oni Karimga bog'lanish qori bo'lishdagi va olim odam albatta qori bo'lsin deyishdagi nuqtalardan biri asosiysi shu. Qur'oniy shaxsiyat. Qur'onni ma'lumotlar emas. Ma'lumotlar albatta kerak, usiz bo'lmaydi, lekin ular vasila sifatida kerak. Oxiri matofni, ya'ni sayrni masofani oxiri emas. Manzilni oxiri emas. Ana shu holatni bular topgani uchun o'zlaridagi o'sha maqomlarni, tuyg'ularini, holatlarini keyin xatga tushirib ifodalab qo'yishgan. Endi haqqul haybati, haybatni haqqi nima? Haybatdan keyin nima hosil bo'lish kerak? Haybatning natijasi. Haybat nimada ko'rinadi desa, g'aybat hosil bo'ladi. Qisqimi qo'yadi odam atrofdagi narsalarni. U degani tenta bo'lib qoladi degani emas, e'tibori qolmaydi degani. Fa kullu ha'ibin g'oyib. Haybatga tushgan odam g'oyib bo'ladi. Keyin haybatda deydilar, g'aybatdagi farqlari kabi farqlariga ko'ra haybatda ham farqlanishadi. Fa minhum va minhum. Ba'zilari undoq bo'ladi, ba'zilari bundoq bo'ladi. Ba'zilari baland, ba'zilari past. Ya'ni g'aybat holati ham turlicha bo'ladi. Azroq, ko'proq, yana ham ko'proq bilkul bo'lishi mumkin. Mutlaqo. Haybat o'shanga qarab belgilanadi. Va uns sahvun bi haqqin. Uns o'sha g'aybat holatidan xushyorlik holatiga o'tishdir. Bi haqqin ya'ni sobit ravishda degan ma'noda. Fa kullu musta'nisin sahin. Har qanday uns topgan odam xushyordir. Xushyorlik sahu deb xushyorlik nima? Inson o'zini sezib turgan, atrofini anglab turgan holat. Uns holatiga yetgan kishi borki, u odam uyg'oqdir, xushyordir. Keyin shirkdagi holatlarga qarab turib, shirk degani ichish navbati. Sharbatni ichish navbatini shirk deydi. Shirkdagi o'zlarini darajalariga qarab turib, bir-birlaridan farq qiladilar.
Yani kişi ünsde ham kişiler birbirinden farklılar. Oca ünsde tapadigan huzuru hamada harkıl boladı. Ünsinin derecesi yakalıp durur. Yani kişinin Allah'a bağlanışı, Allah Ta'ala'dan onu zikir kılıp huzur alışı derecesi yakalıp durur. Üns ham harkıl boladı hamada diye. Endi ünsinin en kuyu derecesi kanaka boladı dese etediler ki eğer lazo degani lovullab yonib turgan olov degani. Lovullab yonib turgan olovga tashlansa Alloh taologa bo'lgan unsi halol topmaydi. Uns deganimiz nima? Alloh taoloni zikr qilib, Alloh bilan bo'lib, Allohni hayollab, shu bilan huzur olish. Shundan taskin olib huzur olish. Shu uns. Uns holati agar u odamni olovga savorsa ham o'zgarmaydi. Odatda biz sokin tursak, masalan, bo'lib ham sahar paytida tinch bo'lsa, hamma yoq biroq halaqit qilmasa, chiroqlar o'chiq bo'lsa, keyin zikr qilib, keyin bir huzur olib bog'lanamiz, to'g'rimi? Bu bizi hali bog'lanishimiz pastligidan, iste'dodimiz pastligidan, malakamiz yo'qligidan. Bu ortib borsa, kishi odamlarning orasida yurib ham Alloh subhanahu va taoloni saharda xoli holatda qanday huzur bilan zikr qilsa, shunday huzur bilan zikr qiladigan bo'ladi. Hazrat Navoiyning yo'li, Hazrat Naqshbandiyning yo'li shu bo'lgan. Xilvat dar anjumandan murod shu. Xilvat xoli qolish, anjuman odamlar bilan bo'lish. Odamlarning orasida xilvatda bo'ladi, ya'ni tanasi odamlar bilan bo'ladi. Ammo qalbi Allohga bog'langan bo'ladi. Xoli holatda, yolg'iz holatda e'tikof o'tirganda zikrda qaysi holatda edi qalbi? Qanaqa bir huzur deydi Alloh bilan. Odamlar bilan aralashib yurganda ham shunga qoladi. Rijalul la tulhihim tijaratun va la bay'un an zikrillah. Ma'nosi shu deydi muhaqqiqlar. Allohning uyida, baytida zikr qilib kechasi kunduzi Allohni ulug'lab tasbih aytadigan kishilar bor. Ular kimlar? La tulhihim tijara shunday kishilarki, rijalun. Ular haqiqiy rijollardir. Rajul bizda Imroni aksiga qo'yiladi. Imroni aksiga qo'yiladi, lekin rajullik unsani muqobilida emas. Unsani muqobili zakar bo'ladi. Ayollik jinsini muqobili erkak bo'ladi bizda er. Uni arablarda zakar, zakarun deydi. Endi rijollik, rijollik bu vasflar bo'ladi. Jinsga qaramaydi. Shuning uchun mana oyatdagi rijalundan murod ba'zi ayollar ham bo'ladi. Shunday bir kishilarki, u demak rujulat vasflardir. Olijanob vasflardir rujulat. U masalan shakl, bo'y, en, og'irlik, turli jinsiy alomatlar yoki xususiyatlar bilan kishi rujul bo'la olmaydi. Erkak jinsiga xos xususiyatlar bor, muskulmi boshqami, shu bilan rujul bo'la olmaydi. U bilan zakar bo'ladi. Zakarligi ya'ni er jinsida ziyodalik bo'lishi mumkin, ammo rajul bo'la olmaydi. Rajullik axloq bilan, mavqiflar bilan o'zini pozitsiyasini tutish axloq bilan bo'ladi. Asosan axloq va shaxsiyat bilan bo'ladi rajullik. Shuning uchun rujulat bilan, rajullik bilan, rijollik bilan bizdagi erkak jinsidagi erkaklik farq qiladi. Bizda endi haligi erlar degan gap bo'lgan ilgari. Eronlar, erlar degan gap bo'lgan. Lekin biz tilimizda mardlar deyish mumkin hozirgi tilimizda. Rijoldan murod mardlar bo'ladi. O'zi mard degan erkak degani fors tilida. Haqiqiy mard olijanob insonlarni rijol deyiladi. U mardlik, rijollik erkak bilan ayolni farq qilib turadigan jismoniy alomatlar bilan o'lchanmaydi. U bilan o'lchanmaydi. Tushundingizmi? Bo'yi uzunroq bo'lsa rijol bo'lib qolib, yelkasi kattaroq bo'lsa rijol bo'lib qolmaydi. Yoki soqolni uzunroq qo'ysa rijollik ko'payib, kamaytirsa kamayib qolmaydi. Yoki deylik, bilagi ko'proq suyagi muskuli chiqqan bo'lsa rijol bo'lib, muskul kamayib qolsa rijollik ketib qolmaydi. U zukuraga taalluqli vasflar. Ya'ni modani muqobilidagi nar bor-u, narlikka taalluqli sifatlar bular. Ammo haqiqiy rijollikka taalluqli sifatlar u umuman bu narsalar urug' sifatlari bo'ladi.
cisim mesmerler olmuyor. Onun için cismani farkı bilen özün rizal deyip ateşlik hata bulan. Ruhani farkı bilen imtiyaz bilen özün rizal deyişi mümkün. Ayol hem ateşi mümkün bu. Çünkü Rabiat-ı Edeviyyeni Sofallayar İranlar koydular tacur rical ad diyen. İranlar yani ricaller diyen o eski dilimizde. Ricaller Rabia'ya Edeviyyeni ayol kişi. Tacur rical diye ateşti. O da ayol mu? Ricallik demek ayol kişi daha buluş mümkün. Ayet-i Kerime'deki ricalun o şey. Manadaki ricaller. لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٍ Ticaret hem, bey hem, aldı bir de hem. اَنْ ذِكِرِ اللّٰهِ Allah'ın zikirinden çalgıtmıyor. وَاِقَامِ الصَّلَةِ وَاِتَاءِ زَكَةٍ Namaz okuştan, zekat verişten çalgıtmıyor. Demek namaz okuş, zekat verişten başka nerse zikir. O ne kadar umumi. Namaz, zekat veren zikir diye şekil edin. Lakin zikir umumi. Hoşa zikirden murad ne mi? Dese hoşa zikirden murad, murakaba halet. Ve şu üns, Allah subhanahu ve ta'ala'nın daimi esneşliği. Ana şu üns haleti, rüval küçeyse, bana şu kişinin Allah bilen bağlanışı, Allah ta'ala bilen birge buluş, kalben birge buluşu. Küçeyse, şu kemalge yetkeni seri, raca, ondan ki üns deyip eteli. Üns deyip eteli şimdiden. Bers ve üns. Üns deb atalishi şu yani Allah Teala bilan bağlanıp kaladı. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalplar Allah'ın zikri bilen hatırcam buladı. Şu hatırcamlığını tüyüp koyan payıdı. Ondan üzülgesi kemiye koyan payıdı da üns hasıl bugün bunu. Şu üns ticaretlerim tosmiyet diye yaptı. Kur'an-ı Kerim'de. Bana şu üns halet. Kimi ki bazarda bazar kılı yaptı. Şimdi hem kalbi Allah'dan üzülmedi. Savda kılıyordu. Kalbi Allah'dan üzülmedi. Şu adam da ünsü tapılıyor burada. O adam huzuru savdada bu mıydı? Huzuru zikirde bunu. Hazreti Nakşibendi asasi yönelişlerinden biri şu nersini takipleş ve şunu özleştiriş buluyor. Şimdi o şey ünsünün en kuyu halatını mı dese o bize etikken ticarette çalışmaz. Çalışmazlıkmaz. Belki etepler ki lavullab türgen otke eğer ulaktırılsa haligi alıp türgen üns zikirdeki huzuru var mı? Öz gelmeydi. Şimdi biz bunu kandiye bilemiz. Özümüz mesela diyelim yaşlı zikir kılıp oturduk. Bırak gelip bizi bir nesneye kazıktırsa zikir esimizden çıkıp kalı yaptı mı? Hali üns hasıl olmuyor. Yani ki kaysızdır derecede köçede yürgende hem derste hem başka da hem kalbimizde huzur var. Zikirden huzur var. Ama lakin bedenimiz ağrık geldi. Mesela istime çıktı. Huzur kaldı mı kalmadı mı? Yani ki ayağınızda zelep çekirdi. Hali ki huzur tuttu mu yok mu? Yani ki bir caiz kesildi. Hali ki zikirdeki huzur tuttu mu yok mu? Hele şunu da görünledi. Sahabe-i kiramlar aynı şu ünüs derecesini ağır mı? Biz köpünce sahabelerini zahiri emellerini organımız onların şu emellerini becerisi de esas bugün batınını yok etmemiz. Üçüncü, gebre oramız, makta oramız, esler yığılı oramız, özümüz bayağı diye kalı oramız. Onların batınını hasıl kımaya durup, zahirdeki amelini hasıl kılalmayız. Şeklen hasıl kısızdan, onların amelinin neticesini bilmeyiz. Zübeyir ibn-i Avvam oğulları, Urvet ibn-i Zübeyir raziyallahu anh, onu ayarlarıya parazam düşkendi, kesin, köpe işkensizler. Yok bir de fakat şu özümüzde işiten derslerini bu ilimge bağlamak için. Yani ayağlarını kesken, kesişken yedi işken de o kişilime de gelirler, meyler kesiyorlar. O yetişken ki benc velemiz de işken, muhaddir yani biz dilimizde narkoz. Narkoz değil. Yani bir hoş kuru ucu nersi veremiz. O payette hoş nersi adamlar kayıp kuruşunu işlet edilen nersi bu ya. Benc bu ya. Biz de ben gidip koyalıyım. O şey bence alınca. O şey bence veremiz değişken de o kişi istemal kılma onu diyorlar. Bu mesela de aslında takatisi kötermeydi, tane kötermeydi diyorlar. O mesela diyorlar yolu var onu ben namaz başlayayım ben. Secdeye düşken peytimde bedenim, namaz başlayken de bedenim titreşti başlıyordu cimrle.
ki secdeye düşken payetinde kesi olasınlar diyor. Çünkü secdeye düşken payette tane uzun kurtarıp durgen buladı. Bir de sandı kesi olursa, ayağını bir sandan kesi olursa tane kulap gitmeydi. Malum derecede uzun çarptırır. Çünkü üçte iki kol bitti ayak kurtarıp durgen buladı tane. Ama tüket durgen halette kıyım. O durgen halette hem kesi olmayı. O yüzden çünkü secde durgen, secdede halet durgen haletlerde kesişlerini talep kuyanlar secdeye düşkenleri de kesişti. Bu bayitte kanunu toktaçı için bizim hayatımızda dağrılar yok. Yağda kızdırıp durup basarken. O kavrulup toktarken, kanun üçü, kan damarlarının üçü kavrulup, göçler kavrulup katsa şu bile kan toktarken. Kaynatıp yağına ap gelip uçanın basışken insanların kesildiği oranı. Ki o kişi kuşuna ketkendir. Ama o kişi basarken daha bilme geldi. Membre vayet okuyanda namazı tüketkenler diye. Oturdular da oturup durup namazı ahırda ki kuştan kettiler. Lekin o şey payetteki mesela ağırlığını sezmeken uzun kolizi kesesiz yot tekiz göreyim ya da koyayım. O şey vakitte zikir kıp göreyim. Subhanallah, Subhanallah diye. Subhanallah da sesi yem koymaydı, vayda kaladı halas. Doğru mu? Şimdi onların ünsüz zikirden şu dereceye yetken eken ki sahabe-i kiramların. O ayağını sondan keskünce o kulağı keskenmez, arayla gel onu. Tük yüzü yürüse bilemez biz, tük de yürüse bilemez namazdır. Paşa konseyem, kula oturamız, paşa. Ama sondan kesi yaptı, bilme yaptı. Dadam diyekken yok, secdede tasbihli devam etkiler. Bir saniyede böyleyken yok, o uzak müddet alıyordu. Arayla kesip, ayağını bir kalıp, onu yiyken yağını basıp, bir neyse dakikalar alıyordu. Ama o kişinin ibadeti kesilmeyordu. Ne neden şu? Suni kılış mümkün mü bunu? Lekin şu derecedeki zikirden ün stopuş kaydan kegen. Kur'an'ın köpte kararla gendenmez, sünce ki varlılar. Yani ki o lügatke alın bugün, lügatte bilgen denmez. Lügatte bilgenler seyre bugün, hemen Arap bilgen, Ebu Cahil'den bilgen lügat. Ana şu ibadetten bugün şu, şu riyazetten bugün şu. Üns riyazetten hasıl olaydı. Haybet riyazetten hasıl olaydı. Tefekkürden, akıldan hasıl olaydı. Bu nesneler işlerini tertipke verirsin, sözünü doğru fahamlar için gerek. Ama Allah yetiştirebilen nesneler bu nesneler olmaz. Haybet, üns makamlarını verirken sıfatlara bu nesneler olmaz. Bu lehemez gerek elbette, ilim elbette, zahir ilim gerek. Usuz kişi adeşedir. Bu kişinin harekatını, tefekkürünü zabit tutturuş için gerek. Lekin yetkizi ucu vasıta asasisi olmaz. Şimdi o bari şahri ilimlerden murat Allah'a yetiş olasın. Çünkü ki mensep alışmaz, ki kaziye kuzat buluşmaz. Ana bu, ün sahabalarda buluyor. Abad bin Nebişir raziyallahu anh'u, Amar bin Yasir bilen Resulullah aleyhisselam ve sahabalarını korumlaşıyor. Adeta Resulullah buna geldiler öyleydi. Sahabeler, ya Resulullah geldi, kim bizi koruyor diyorlar, biz koruyoruz diyorlar, kevlar. Nabatlaşıp koruyor diyen bu günler. Abad bin Bişir namaz okuyorken bu günler. Ok gelip, ok atışken, uzağdan o kişinin ölmesini görüp, şahsını görüp, tanesini görüp, ok atışken. Bir neçe ok deyip, bedenlerinden kan akıp duruyor. Namazı bozma geldiler. Ki namazı tüket olup, ambarını yukarı geldiler. O kişi yanlarda hulep etken bu günler, nabattan paylaşırken bu. Hazır mesela hemen namaz götürsün de bir de pankala atıp göreyim. Yayın ki bir kişinin kulağı geçirip göreyim. Namazı bozup çıkıp sizden uğraşıp getirdim. Kim sonra geldiler, ne kadar namazı bozmadın degen de bir surenin başladığını tüketip koyayım dedim. Kale at diye yeter. Surenin, o surenin tüketip koyuşmaz esası iş. Sureden ayrılık eskeme etti. Ün stopken. O şu ayette kelimenin tılavat kılıp ön stopken. Bana şu hakiki Kur'an'ın tılavatı buladı şu. Bana şu Resulullah'ın sünnetleri. İslam şu. Sünnet şu taksirler. Şekiller buna ağır olmayırlar sünnet degende. Şekiller hem gerek, hoşumca indi o narsalar. Lekin asasi sünnet bana şu. Sahabalarını sahaba kıyan, onların yetekçi kıyan sünnet şu batın. Batın dedi sünnet. Bana şu sünnet, Kur'an'ın tılavatı şu. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَنُ Mumurlar kimler dese Allah'ın zikir kılınken payette kalplere titreye diyorlar. Biz zikir kılamız titreye yaptı mı? Yok.
İnnemel mu'minûne deyip başladın Allah. Mu'minler fakat şunlar başkalarmaz diye. İnneme böyle mucizelerin hasıl kılındır. İnnemel mu'minûn ellezîne izâ zükürallah. Mu'minler fakat şunlar. Kimler? Kaçan ki Allah zikir kılınsa kalpleri titreye diyendir. İstirap köşe diyendir. Ve izâ kaçan ki onlarca ayet tilavat kılınsa imanları ziyade olur. Biz her gün hatim kılıyoruz. İman ziyade oluyoruz. Her gün mesela kançadır paruk yapıyoruz, iman ziyade oluyoruz. Demek ki bu ne? Doğru, mesela bizde fahimlemezlik, lügatı düşünmezlik cihetimizden var. Ama bitti ayet, manası ayetilse hem iş istedim, ziyade vuruş gibi aslında, hiç ama gelmez. O şey bu ne? Demek ki, çünkü biz Allah'ın hitaplarını kalbe karartmaya geliyoruz, kulağı da uzak koyuyoruz. Kalbe karartırsa, ve elbette bunların hasıl kılış için bu. Bana şu halet hasıl buluş için kalpte Allah'ın zikir kıyandı. Korku kelediğen, haybet kelediğen ve ayet tilavat kılınganda kalbinde iman ziyade buluyduğun haletini kes kılış için riyazet gerek. Bizi tosturgen nefse bu faziletlerden nefsimiz. Nefsini egip sindirip bunu riyazet bilen için ıktırmazsa bu faziletler hasıl olur. Demek ünsünü, haybetini, tapışını yolu demekken marifet. Marifet yolu demekken taksir, riyazet. Aynı sahabe-i kiramlarının ahlakı şu bu. Onların Allah subhanahu ve ta'ala'ya münasebeti şu bu. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sünneti. Bana şu din. İslam şu. Ebu Müslüm'ül Havlani diyen kişi olanlar, tabirlerden bugünler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'ın devrilerde Medine'ye giyerler. Üç vakti Yemen'den bir de peygamber davaları çıkan Esved diye. Peygamberlik davakı çıkan. O kişi inkar kıyarlar. O kişi çünkü Resulullah'ın ergeçken bu. O kişi özü aslında ittirak keseler sahabe olabilirler. Ama Ebu Bekir Sıddık devrilerinde ki gelirler. Medine'de birinci ki gelirler. Tabirlerin en uluğuları zahirlerinden. Cüdayem akıl, öteyem yetük kişi bu gelirler. O Esved bu kişi peygamberliğini inkar kılıp hakiki peygamber ötüp ettiler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kayıt peygamber bu meydi de Mekke'ye türlü. O şey redde uruçları peytidi. Redde uruçları peytidi. Redde uruçu hammege bir hılgı gelmez. Yani redde murtedlik vasfı bilen vasfıdan adı hemen. Hammesi murtedlik gelmez. Bazıları zekattan boyun tartken İslam denmez. Bazıları eski özünü dini yıkayken. Bazıları yenge peygamber topken. Çünkü her hıl surette dinden, ya ki dinin ahkamından kayıtış payla oluyor. Ebu Bekir Sıddık'ın devrileri. Raziyallahu anh. O şu vakitte halige peygamberlik davası veren çıkan adam bu kişinin hem özünü peygamberlikine çakırken o kişi abrolü adam bu geldiler, kavun kıma geldiler ve açlığı inkar kı geldiler. Ve o kişinin otke ulaştırken ki. Otke gelip hiç nesil olmasına kayıtmış çıkanlar. Kette Gülhan yakışken Gülhan'a İbrahim Aleyhisselam'ı ulaştırırken diye ulaştırırken. Hiç nesil olmasına kayıtmış çıkanlar. Korku geçişken. Ki unusu bunu söyledikken ki Esved'e eğer bu Yemen'de yürüdüken olsa seni hemen hattı hareketin püsküye çıkar. Bunu çıkarmak Yemen'den yaşasın. Alışma bu bölümde işin. Ki o kişinin Medine'ye haydiyem bu. Esved. Yemen'den haydiyem kişi Medine'ye giyenler. Medine'ye giyenlerde Hazreti Umar raziyallahu anh'ı görüp bu kim diyenler şu. O kişinin isimleri Abdullah ibn-i Sevv. Meşhur rivayette. Abdullah ibn Saud bana şu hali Ebu Müslim el-Havlani şu hali ottan çıkan diye Hazreti Umar oğrulardan turup kütü olup Ebu Bekir Sıddık bilen özlerinin ortalarında ot kaz gelirler. Kurban kılıp. Ve İbrahim Halil'e belgen mucizeni özünün Habibinin ümmetlerden bir tesige verip koyan Allah'a hamd olsun diye. İbrahim Halilullah'a verilgen kerametinin mucizeni. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetlerden bir tesige, sahabeye mes, tabiyelerin bir tesige bir kulya Allah Subhanehu ve Teala'ya harb olsun. O şey ünsüler, kirgenler çıkanlar, hiç su gelmez. Telvese geçişkenmez, bu da adı. Bu da hemen sütü geldi, ne oldu şimdi? Dikenmezler. Bir zat olma gelin. Tek kere, ne şey zaman kendine kalp çıkanlar. O şey ünsüler bu. Bu sahabe-i kiramlarının, tabiyelerinin sureti şimdi bu ya.
Bir kişi gitti, Ebu Müslim havlanıyor aldığı kese, meşgitte namaz okuyorken eken. Namaz okursa, yaptılar zaman diye kütüp durgen eken, 300 zekat okuyan ekenler. Kaydan hasıl olduğunuz, 300 zekattan hasıl olan tasır. Hayaldan hasıl olmuyordu bu. Ya ki kitaptan hasıl olmuyordu, hatırlayacağım bunu. 300 zekattan hasıl oluyordu. Bizim talep ilimlerine köp nefilge verilmeyin, ilim okuyun diyemiz. Halbuki az gene olsa hem ilim nefil buluş gerek, o zikir buluş gerek, ilim başına aslında. Tez tez tohta, la ilahe illallah deyip duruş gerek. Bismillah, euzubillah, estağfurullah, elhamdülillah. Tez tez tohta, zikir ayet duruş gerek, dersini arasında yap. Elhamdülillah. Bir tane sen düşünürüz, elhamdülillah. Düşünürüz, elhamdülillah deyin. Düşünmeme yap, estağfurullah, estağfurullah, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Düşünürüz, düşününce ayet deyin. Bana şunu diye kılınsa, zikir bölüm olsa, kişiyken ana şu, önünüzü gelir. Bu kişinin acaba bir gepleri yan var, Ebu Müslim Havlani'ni. Kimi aldı da, Abdülmelik'ini aldı da oturgenleri de, Ayşe Raziyallahu Anh'ını az yine bir adablik bilen zikir kıyan. Zikir kıyan da o kişi, de o kişinin bir kişiye söyler, Ebu Müslim Havlani'ni bir gepine ait vereyim mi sizge diye. Ayetin deyende, Ebu Müslim Havlani'ye yeter derler ki, Ayşe Raziyallahu Anh'a hakkında bir ol gepirse, o kişinin elinde, Hoca Hazreti Ali'ye karşı yürgenlerini köp, hata bulan siyasi yudiyem katta hata bulan o şanın ki inçeli köp daşman verişken de Ayşe radiyallahu anh'a o şan vakıya denken Cemal vakıyası denken vefat etkiler için göz yaşı toktamayan fakat ileri yok koyanlar tavla kalın lakin o şan halet kadardı barakan bu yani Ayşe radiyallahu anh'a o şan hatalarını bazıları zikir kılıp o kişiye bir daşman etmek için hata kıldı natoru kıldı deyip yapırken payette Ebu Müslim havlanı etkenken der ki anayız bilen ben bir misal edeyim, şu ananız gelirkenler. Ayşe Raziyallahu anh'a bir adamın iki de gözü ağrıydı. Ağrıp gözleri onunla azar verirdi. Eziyet verirdi, canıge tegirdi. Gözünün bir edebinin belgesi gelirdi. Lekin gözüge en yakadiyenlerse bile onunla edeb verirdi. Gözü ağrıysa siz mesela, gözü ağrı yapıp, lukkulu yapıp. Şu gözü yaman görüm ki dedi o sizge. Uyulasın mı onu, ya ki deval etsin mi? Gözünüzü en yakadigen derse bilen deval etsin. O ananız gözünüz. O kişiden sizge bir eziyet etken olsa, o kişinin uyvaladigen kılıp muhalaca kılın. O kişinin hursan kıladigen kılıp muhalaca kılın. Muhalaca. Ananız gözünüz yok şey, Ayşe Raziyallahu anh'a. O kişiye nispeten, o kişiden sizden ağzı, sizge o kişiden birer söz, işte ağzı yetken olsa, közünüz ye kala digen muamelen kılın, közünüz sizge ağzı vergen payetteki, keser bugen payetteki muamelen kılın. Közünüz ağrıyken olsa, közünüzge birini uçurmaysınız, ağrı yapsan mısın diye. Belki onu yana hem ihtiyat kılıp, onun muhalacasını kılasın. Ananızge şimdi kılın diyen de Abdülmelik Tohtap koyan diyen. Şimdi bir hakim adam bulgarlar, deyken o şey, önüsken mebelen ilişkiler tahsır, riyazat bilen, ibadet bilen ilişkiler. Çünkü fakirlerini bazı kitaplarda fakir fakifik bilen ben olsa cemaatka çıkmaya koyuysa o arada şimdi o şeyden geldiler. Bunlar anda sanda buluşu için ait ilgen. Lekin hiç kaysa fakir khane salat bulup yüzyıl namazı kudur yenmez. Ya ki cemaattan koyamaz. O mesela tıkız halatı kaladı. Bir kişiye fatva veriş gerek, hazır çıkarış gerek, hazırlık. Çünkü o şeyden halatlarla, has halatlarla ahyan ahyan da ruhsat sıfırda yetişken. Peki men fikr qilib ben ders o'qib ben ilm o'qib ben deb cemaatten qolib uyda o'tirib olib namozni ham apil tapil o'qib qo'yib yana kitobda o'tirgan odam u ma'lumotli odam bo'ladi, u olim bo'lmaydi, shariatda olim bo'la olmaydi. U Rasul akram alayhissalatu vasallamni yo'lini tuta olmaydi. Ma'lumotlar yig'indisi bir qutisi bo'ladi xolos. O'shaning uchun ibodat bilan ilm doim birga ziyoda bo'lib borish kerak. Shugina bizga haybat bilan unsini olib keladi ma'rifat orqali. Cüneyd etkenler ki, ben sariyeden eşitlerdim, ustazlarından. Ben de şimdi bir dereceye yeterdi ki, un üstü. Şimdi dereceye yeterdi ki, eğer yüzlüğe kılıç bulan uğrulsa, sezmeye kalır. Yukarıdaki sahabe-i kiramlarına alır. Ayağını kesip varsa yani bilmeyen, bedeni yıkayıp, ok sançılıp, kana bir atsa ha, namazı kurar. İkinci ok gelip sançılsa yine ok kurar. Ayet ediler ki, Cüneyd. Şu gapıdan ben kalbimde bir güman kap ketgandi. Şuna kıbılar mı ikin degen. Ahari nihayet menem şu narsani haqligini anladim dediler. Sariyeni gaplarini birinci eshitgan paytda Cüneyd ham, o Cüneyd deyi adam,
İmam-ı Cüneyt ham bu narsani biroz qabul qila olmagan ekanlar qaysidir jihatdan. Shunchalik ham bo'ladi. Keyin menga ma'lum bo'ldiki, gap shunda ekan haqiqatan. Mana bizga hozir xalas tuyulyapti. Haqiqiy uns Alloh taolo bilan bo'lgan bog'liqlik sizni o'tga tashlavarsa ham bilmaydigan holatda bo'lishingiz. O'sha to'g'ri o'tib sezishingiz mumkin. Qalbingizdagi haligi halovat, zikrdan bo'lgan halovat yo'qolmaydi. Gap shunda. Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi deyishimiz mumkin. Voy, bu endi bir gap bo'lmasa kerak deb olasiz. Imom Junay ham balki o'sha g'arib sana g'arib sanagandir bu narsa. Qalbimda bir narsa qoluvdi shundan. Oxiri menga shu narsa haqligi ayon bo'ldi oxir. Abu Muqatil Akki'dan hikoya qilinadiki, aytadilarki, Shiblini oldiga kirdim. Imom Shiblini. Kirsam u kishi qoshini tuklarini bir qaychi bilan yulib o'tirgan ekan, yulgich bilan. Men u kishiga esay edim, o'zingizga ham shunaqa qilasiz, men siz qoshingizni yulyapsiz-u, meni qalbim titralib ketyapti sizga qarab turib, meni ichim og'rib ketyapti. Desam u kishi aytdiki, holingga voy bo'lsin, menga haqiqat zohir bo'ldi, toqat qila olmayapman. Ya'ni zikrni g'alabasi haligi aytganimiz. Yoyinki o'sha mushohada holat. Shunday zohir bo'ldiki, uni ko'tara olmayapman. Mana hozir dedilar, qoshimni yulyapman. Sezamanmikin bir narsam deb, sezmayapman og'rig'ini. Yulsam-u tanamga ozgina og'riq yetsa-yu, qalbimdagi anovi iztirob kamayarmikin desam, u ham kamaymayapti dedilar. Chunki tanam og'rig'ini sezmayapti. Bir joyimni yulsam, tanamga bir og'riq kelsa-yu, ruhoniyatimdagi haligi holat haqiqatda, ya'ni zikrni g'alabasidan hosil bo'lgan holat o'shandagi iztirob biroz pasayarmikin deb tanamga bir azob berib ko'rib, yo bu ham yulib ko'ryapman. Yulsam o'zgarmayapti o'sha ichimdagi iztirobki, holat o'zgarmayaptiki, chunki tanam og'riq sezmayapti degan gap. Lekin toqat qila olmayapman, toqatim yetmayapti. Shuning uchun sahoba kiromlarda bu holat bo'lmagan u deysiz mumkin. Ularning toqati yetgan, ularning darajasi baland bo'lgan, ruhoniyatlari kuchli bo'lgan. Va Rasul akram alayhissalotu vasallam barakotlari. Rasul akram alayhissalotu vasallam barakotlari kishilarning kamoliga yetkazgan. Bu endi atay qilinmaydi. Atay siz o'zingizni karomatingizni ko'rsataman deb chiqib olib, zikrga tushib, u yoq yozib narsa sanchib, u yoq yozib yulib ko'rmaysiz. Tushundingizmi? Bu kishi toqat qila olmagan paytda behosdan qovaradi bu. Endi aytadilarki, haybat va uns holati va injallati yuqori daraja bo'lgan taqdirda ham haqiqat ahlilari bu ikki uns va haybat holatini ham nuqson deb qarashadi. Qabz bilan dastay tushuvda nuqson deb. Endi haybat bilan unsni ham almashishini buni noqislik deb aytishadi. Nimaga desa, chunki banda bunda o'zgarayotgan bo'ladi, bir unga bir bunga o'tayotgan bo'ladi. Muqim holatda bo'lmaydi. Chunki tamkin ahllar, ya'ni muqim, ya'ni riyozati kamolatga yetib, nafsi mutmain darajaga chiqib, qalbi riyozatda kamolga yetgan kishilar o'zgarishdan o'tib boshqa holatga o'tgan bo'ladilar. Wa hum mahvun fi wujudi al-ayn. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning borligini his qilish bilan, Allohning zikri bilan, mulohazasi bilan, xayoliga bilan g'arq bo'lib, o'zlari o'chib ketgan bo'ladi. Mutlaqo mahv bo'lib ketgan bo'ladi. Ularda haybat uns ham qolmaydi, biror narsani idrok qilish, his qilish ham qolmaydi. Abu Said Xorrozdan hikoya qilinadi. Mashhur hikoya deydilar. Cho'lda bir safar yo'limni yo'qotdim. Shunda men aytardim, cho'lda أتيه فلا أدري من التيه من أنا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي من يولم يقاتب بر سرگردان من سرگردان لكدن أزم مي كم لكم بلمي قلم فقط بر نرساني بلمن آدملر من حقم ده ومن جنسم من طائفم حق ده يبرشد من يوخش جلدر حق ده شنب بلمن شندن أزم حقم ده شو نرسالرني اشتب جنة anglayman, lekin o'zimni o'zim idrok qila olmay qoldim.
أتيه على جن البلاد وإنسها فإن لم أجد شخصا أتيه على نفسي. İnsu cinni hemesinden masuva bulup sergardan buldum. İnsu cinden hani insu cinni hem anlemesinden ne insanını ne cinni anlemeyi kalıp sergardan buldum. Hani onların hemesini terk kıldım. Anlemeyi koydum bunların. Onu ben hiç kim kama geldi terk kıldım diyor. Özümden hem masuva buldum kendi. Şu beytine ait oldum, Hatif'ten şunda bir nida geldi dediler. Hatif'ten nida gelip etti ki, اَيَا مَنْ يَرَ الْأَسْبَابَ اَعْلَى وُجُودِهِ وَيَفْرَحُ بِالتِّيهِ الدَّنِيِّ وَبِالْاُنْسِ فَلَوْ كُنْتَ مِنْ اَهْلِ الْوُجُودِ حَقِيقَةً لَغِبْتَ عَنِ الْأَكْوَانِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِ وَكُنْتَ بِلَا حَالٍ مَعَ اللّٰهِ وَاقِفًا تُصَانُ عَنِ التِّذْكَارِ لِلْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Dediler ki, ben badiyede şuna kadar sergardan bulup özümden hem getirip özümden hem bilmeye kaldım. Adamlar etken yaptı bir yer ben özüm hakkımda. İnsu cinni hem diyarlarını unuttum. Sergardan buldum. Ahir özümden hem deyip getine ait şu beytine etsem gayipten bir seda geldi, nida geldi ki sebeplerini vücudunun alası deyip tapken adam. Sebep bu derseler sebepler halas Allah'a yetkezmişim. Ün sahibet haletleri hem esin halet demez. Bunlar hem ruhasıda yetkezmişim. Şu derselerini ahırı en erişilişi, mevcut buluşu mümkün bugün en âli derse deyip oylayıp koyan adam. Ey beçare. Bunu da oylama gelin. Ve bana bu üns bilen, yani şu üns bilen özümden ketip kaldım diyersen üns bilen, yani sergardanlık bilen kursan bulup, ben şu derseni zor makam deyip öyle büyürgen bir çare. Eğer sen hakiki vücud ahliden bugünündeydi, vücud ahliden deyken Allah Subhanehu ve Teala'nın vücudundan başka vücudunu hıskımaya karış diyen. Yani, vücudiler deyip şu derseni, vücudiler deyip Allah'dan başkası yok deyip, vahdetül vücud deyip, dünyaya bitti, Allah'a bitti diyenlermez o. Vahdetül vücuda uzun mesele, özü hatta bahsli mesele, onu köpçülüğü düşünmeden. O vahdetül vücudun sözünü zahirge kalesiz, küfür bulan. Peki ulamalar onda o şey, ariflerine etken manası, esasiye kısa kılıp etediyen musik. Allah Subhanehu ve Teala'nın zikri bilen bunu başka nersenin kıskını koyuş. Yani ki nezlede başka nersi yok okşak kalan. Mesela kuyaşı kalep dursayız, köyüz kamaşadır. Kuyaşta atrafıda yıldızlar var mı? Var. Görmüyor koyarız. Görmüyorsunuz kuyaş varlığı için özü asla. Atrafı bizdekilerden görmüyor koyarız. Közüz kamaştanından. İnsanın bu adı köz, hız azası da şunu denirse olur. Kalp haleti de hem kalp müşahadesi de hem şunu denirse olur. Allah Subhanehu ve Teala tamamından onda bazıları tecelliyatlar, müşahada hasıl ögen peyti de başka nesnelerini kıskımıyor kalır. Şunda iki halat buladı. Başka narsalar baru men kıskıma yapman degen idrak buladı. Başka narsalar özü yokken o degen idrak buladı. İki kere idrak geçer. Birinci idrak başka narsalar yokken o degen idrak buladı. Birinci baskış. Ucun vahdetul vücud deyişir. Kengi baskışta adam sen temekkün tapıp yok başka narsalar baru menge sezilmediğin derecede olup kaldı. Yani Allah Teala'nın varlığı, Allah Teala'nın başkanlığını hemen narsada görüldü. Kuyaştayım, yerdeyim, adamlardayım, kurttayım, hemen narsada görüldü. Bu hemen narsada Allah başkanı yaptıkken o, dünyada özü hiç ise özü yürüme yaptıkken o, hakikat özü şu özü aslında. Dedi de, bu dünyada bu narsalarını Allah'dan başkası başkanmıyordu. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا dedi Allah, Kur'an-ı Kerim'de. Derahtan bitti, belki üstü Allah bile düşün. O şunu Allah'ın izni bile düşerdi. Allah'ın izni olmasa derahtan bitti, belki düşmeydi. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَبِسْ Birerde bir kuruk nersep olsa, taş mı, haşek mi, berk mi? Birerde bir hül nersep olsa, o tamir mi, derah mı yok. اِلَّا فِي كِتَبِ مُنْ Yazıp koy, ne fakat Allah bile de. Yazıp olun gel o. Aldığından bilip yazıp olun gel. Ne fakat bile de. Aldığından bilip yazıp bu gel hemen sınavı. Hemen başkanım Allah Subhanehu ve Teala'nın tasarrufu da var. Bu nersene gapırış başka nersene.
kitapta okup itikat kılış başka nasıl? Bunu hız kılış başka nasıl? Düşünüz mü? Atayızı bu dedem diye koyuş başka nasıl? Ataligini kıs kılıp mehir tüyüş başka nasıl? Düşünüz mü? O şey hız Allah subhanahu wa ta'ala'nın tasarrufunu hız kılıçta kişi ki barıp başka nasıllarını kıskım yok yani. Başka nesneler özü yok iken o hakikaten Allah'ın başka ruhundan başka nesne yok olsa Allah'dan başka nesne özü yok iken o. Degen bir hulasa ekip varsa vahdetul vücud deyişen. O temekkün tapıp yok şimdi tüyüle diyor. Ama aslı hemen nesne Allah'dan özge nesne Allah'ın kuvveti bilen başka rile yaptı. Degen idraki etkigen de vahdetul şuhud deyişen. O şey haletine ayeti yaptı. Sen eğer vücud ahliden bugenin deydi degeni şu. Allah subhanahu ve ta'ala'nın sıfatlarını, bütün kainatını, tasarrufu Allah'ın sıfatlarını amelge aşışıdan ibaret. Bütün kainattaki hemen, hatta hareket, hemen bar, yok, buluş, Allah'ın sıfatlarını amelde tesir göstericiden ibaret. Hemen. Yaratıcılığı bilen dünyada bir neseler yaratılır. Bir neseler, bir hamile bir haletten ikinci halet ki olsa, halıklıydan. Şekil asıl musavvirliğinden. Burası olsa muhiyyiliğinden, umidliğinden. Burası dünya hayatı ise muhiyyiliğinden. O hakeza. Varlıktaki hemen hareket yudabbirul emr. Allah başkaladı. Emrin. Hemen işini Allah başkaladı. Şu derslerini bu yapırış başka nasıl etkilerim diyor. Okuş başka nasıl. İtikad kılıçtan başka nasıl. Ama onu hız kılıç başka nasıl. Onu kalp kıskılır, onu akıl bilen tabalmış. Eğer sen şimdi kıskı etken bu genindeydi, hakikaten diyebdi Ali Hatif'teki gen avaz. Lagibte anil ekvani vel arşi vel. Ne fakat bu ciller diyarı, adamlar, meyin, diğer sözler de yeterli. Arşi kursiye mi isimden çıkıyordu sen? Bütün varlık isimden çıkıyordu. Hemen hayır bulardı. Ve kunte bila halin ma'allahi vakifen. Hal ne ham, o zin hali ne ham yok eder diye. Mi falan halette ben, bizden halette ben diş ham, sinde komasın. Yalnız Allah bilen kalır diye. Tusan ve ani tizkari, cin bilen insne zikir kılışdan ham saklanır diye. O da seni saklayan bunlar. İnsu cin ne ham zikir kılmasın, sen insu cin ne ham zikir kılıp bunlardan ham ayıp olayım dediğim mi? Yukarıda, o şey zikir kılışıyla o ziyem artıkça o zahsı. O şey zikir kılışıyla o zi, sen hala kemal gitmegeninle diyen bir avaz geldi hatırdan dediler. Bu ünsünü kemal geçişi şunda buladı. Üns, mesela havf, raca, kabız, bas, bunlar Allah-u Teala yaman neseler mez, bu neselerde kop geçişi yaman diye bilişen. Bunların da basılı uç şart. Bağırıp bağırıp ki o şey ünsü hayvetke yeterli, ondan ki ondan yukarısı yeterli. Peki bunların da basılı uçma ilacı yok. Siz doğrudan doğru ben şunu yukayıp olamayın, özünden bulamaydı o, ilacı yok. Aldım bir bar yerdeyiz, iki bar yerdeyiz. Bar bar ki hafız Kur'an bulasın. Bir teyem soru okumasından birden hafız Kur'an bulamayın deyiz, ilacı yok. O şey dereceme derece ab çıkılır bu nasıl. Ama bu, o şey üç barada kap geçiştik, şu ayıp. Hafız Kur'an bulamayın degen adamın beş barada kap geçişim, ben şu ayıp. Bunların, bu neslerin ayıp sinişi, bu hususiyetler önüsünü yanki başkanı yaman diyen denmez. Şu halette kap geçişlik nüksan bölerdi. Bundan hem yukarıda hali benzele bağırdı diye manada etişke. Bu şimdi bir denge köp nerse oku varsa ya hemen kışı yeni kıyılaşıp getirdi. İbn Abbas raziyallahu anhu etken ekeller ki bu zeydi var kılışımız geliyor bugün nerse. Münafıklar Allah'ın farzlarını eda kılıçta, Allah'ın zikriden kalplerinde hiç nasıl tapmıyordular diye. Bu hafli gibi. O yüzden Allah-u Teala ne diyor? Münafıkların sıfatında. İnnel münafıkine ve izâ kâmû ilâ salâti namazge türseler, kâmû küsseler. Dengeselerse türediler. Yura'unen nes, adamların közüge okuydular. Riyakarlık kıladılar amellerine. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Allah'ın vücuda kem zikir kılışır. Demek onların zahirdeki amelleri var. Namazda çıkışken vakti geldi, vakti geldi, cahat geldi çıkan.
Şimdi zikir kem. Zikir ne kem buluşluğu? Nüfakına alametlerinden kadar kursatılıyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü zikir ne köp kılış gerek? İlmem zikir, müzakereyem zikir. İbadet ruhu bilen kısayız onu. Kuşanın niyet kılıp kılsız ki zikir buluyordu. İmam Malik'ni aldılar da oturuyordum dediler Vahb ibn Abdullah. Abdullah ibn Vahb. Oturuyordum. Dediler ki ben namazga azan ettim. Tiz tiz varalarımı yığıştırıp namazga durmak şeydim. Kaya kaç şey yapsan dediler. Namazga desem sen ketiyken iş sen kıpturgen işten yani sen kıpturgen iş sen ketiyken derseler kemmez. Eğer niyet doğru olsa deyirler. Okuyarken fikhi zarabe zarabe değil, nahu okuyken bozayım, fasar okuyken bozayım, o şey. Ketiyetken ibadetten kemmez, niyet doğru olsa. O şey için daima kalbine zikirini tutup ibadet ruhu bile kılış gerek. Bunun için içine kışkı kişi her tarafta az yana vazife kutuluş gerek. Ta ki gündüzü o şey zahiri ilimlerinden ben bu yapayette hem kişinin kalbi Allah'dan gaflette kalmaz. Düşünelim ki tez tez o şey dersin asnası da hem şöyle eğitip, zikir eğitip yani ki bir uzge gelip kalbini bir mülahaza kılıp duruşluk gerek olarak.